Benzemez partilerin tek ortak hedefi var. Ne pahasına olursa olsun Erdoğan'a alaşa şey etmek. Yani Bir masada daha oturma düzenini kendi aralarında belirleyememiş partiler bunlar. Koca koca adamlar alfabetik sıraya mı göre mi oturalım? Ülke yönetmeye kalkışıyorlar. Böyle bir muhalefete kararsız deyin, belirsiz deyin seçmen niye inansın, niye güvensin? Daha bir masa etrafında nasıl oturacaklarını bilemeyen, ön göremeyen belirleyemeyen bir Muhalefet çepesine ülke yönetimi teslim edilebilir mi yani? Masayı yönetemeyen yani ülke yönetebilir mi yani? Bir diğer husus evet yani ekonomi çok ciddi bir sorun. Ve bence AK Partimizin, hükümetimizin de en büyük sorunu. Eğer bu sorunu çözemezsek bizim en büyük rakibimiz ne yazık ki bu ekonomik sorunlar olacak. Ben çözülebileceği kanaatindeyim. Yani Ocak ayında beklenen bir şeydi bu. Enflasyon oranı yüksek çıkması. Sayın evet. Maliye Bakanı Nisan'da zirve yapacak dedi enflasyon. Evet. Yani o da tabii %48, %50'ye doğru. Ama üfe çok yüksek. Bu birkaç ay sonra demek ki cebimize yansıyacak. Yani doğrusu ben üfe, tüfe şeyini çok bilen bir insan değilim. Şu, yani. Üfe dediğimiz üretici fiyatları endeksi. Yani adamın yani. maliyeti artmış, adam da maliyetini bana yansıtacak. Ya ben, ben bilmediğim basit... konularda konuşmam. Tüfe, efe bilmem ne bunlar çok bilen bir insan değilim. Bilmediğinde çok açık yüreklilikle söyleyen bir insan. Ama ekonomi bakanımız... Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi yönetimimizin değerli kurmayları eğer bir tarih öngörüyorlarsa e, demek ki e, bir bildikleri var. Ben şahsen kendilerine güveniyorum. Vatandaş biraz faturalardan şikayetçi özellikle elektrik. Vallahi hepimiz vatandaş hepimiz şikayetçiyiz. Yani. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> ne sorun, yapacağız o zaman? Bu sorun bir an önce çözülmezse... Biraz, biraz tasarruf şart ama tasarruf yapsanız bile yine de fazla geliyor. <laughs> yani tasarruf şöyle şart. Mesela eskiden işte odalarımızda bütün ışıklar yanardı. Ya bütün ışıkların yanması için bir sebep yok. Valla ben ampulleri değiştim. En düşük vata aldım. Ama biz ampulü değiştirmeyiz. biz ampulden vazgeçmeyiz. <laughs> Öyle değil ya. <laughs> e, millet de ampülden vazgeçmez. Çünkü her halükarda nereye gidersek gidelim bir ampulün olması gerekir. Şimdi bunu söyleriz ama yanlış anlayanlar olur. Ben gerçek ampulden bahsediyorum. <laughs> e, ben Cem Toker, ben yani. Cem Toker değilim. Orasını burasını kesip sen aleyhinde kullanayım. Eyvallah. Yani biz. Kimsenin aleyhinde bir şey kullanan insanlardan değiliz. Başkalarının açığını arayan, kusurunu arayan, pusuda bekleyen avcılar değiliz. Hatta başkalarının kusurları varsa onları setretmeye çalışan insanlarız. Fikri tartışmalar, siyasi tartışmalar ayrı tabii yani. Onun dışında şimdi işin şey şakayanı bir yana. Öncelikle hı hı. izleyicilerimizin hem mübarek üç aylarını hem de Regaip kandilini kutlayalım. Bu gecenin muhabbetine uygun. Siyasi konuşmalar, tartışmalar yapalım. Bizim vazgeçemeyeceğimiz tek ilkemiz dürüstlüğümüzdür. Evet. Yalansız siyaset anlayışımızdır. Yani ben şimdi e, kişisel duygularımı dile getirebilirim. Ben hükümetime güveniyorum, ekonomi yönetimindeki arkadaşlarıma güveniyorum. Onlar bir şey söylüyorlarsa e, onların söylediklerinin doğru çıkabileceğine inanıyorum. Dolayısıyla e, ben önümüzdeki 6 ay içerisinde 2022'ye doğru giderken Türkiye'deki ekonomik şartların çok daha hızla iyileşeceği kanaatindeyim ama bugünden yarına her şeyin eskisi gibi olacağını söylemek doğru değil. Bizim de canımızı yakıyor bu faturalar. Hatta görmemek için de özel bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü otomatik talimat vermişiz. Ee, i̇yi ki görmeden ödeniyor. Yani bir de e, ödeyemeyecek noktada olan vatandaşlarımızın vay haline. O yüzden ben hükümetimize e, biraz daha fazladan